Dostlar hepinize merhaba. Şimdi Fethiye Karaköy'deyiz. Daha önce de gelmiştik ama bu seferki çekim biraz farklı olacak. Bu konuda bize Nuri abimiz yardım edecek. Bugün onunla beraberiz. Merhabalar. Bugün Karaköy'ü konuşacağız sizlerle birlikte. Çok gizemli bir yer, çok merak edilen bir yer. Buranın tüm sırlarını bu tarihi sokaklarda yürürken hepsini tek tek size anlatacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Efendim şu an Fethiye'nin Kayaköy'ündeyiz. Fethiye'nin Kayaköy'ü biliyorsunuz eski bir Rum köyü burası. Burada asırlarca Rumlarla Türkler komşuluk yapmışlar. Barış içinde, huzur içinde komşuluklarını yaşamışlar. Fakat 1. Dünya Savaşı'nda biz yenik çıktıktan sonra biliyorsunuz ülkemiz işgal altında kalmış ve İzmir'den Yunan askerleri Anadolu topraklarına ayak basmışlar. Özellikle o bölgedeki yani Yunan askerlerine gören Rum vatandaşları, Osmanlı tebaası içerisindeki Rum vatandaşları evlerine Yunan bayrakları asarak, maddi manevi gelen Yunan askerlerine destekte bulunarak onlara desteklerini vermişler. İstekli ya da isteksiz, mecbur veya gönülden bir şekilde bu desteği vermişler. Dolayısıyla Rumlarla Türklerin artık yaşayamayacağı anlaşılmış. Artık bardak kırılmış. Yunanistan'da yaşayan Türkler de buraya gelsin diye bir anlaşma imzalanıyor. Ve bu topraklardan, Anadolu'dan 500 bin kadar Türk Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kadar Türk de Anadolu'ya geliyorlar. Müslüman Türk bu arada. Yani şu özellikle Müslüman ve Hristiyan olduğunun altını çiziyorum. Bu evlerde yaşayan insanlar yaklaşık bu topraklardan 15 bine yakın insan buradan Yunanistan'a gitmek zorunda kalmışlar. Yunanistan'ın Neomakri kasabasına yerleşmişler ve orada şu an hayatlarını buradan giden eski komşularımızın torunları şu an orada yaşıyorlar efendim. Biraz burayı anlatayım size. Bu evler şu an kapısı, penceresi hiçbir şekilde kalmamış artık. Yağmalanmış evler. Bunun da sebebi 1957 yılında Fethiye'de büyük bir deprem oluyor. Fethiye bu depremin ardından yerle bir oluyor ve insanların barınacak yerlere ihtiyacı oluyor. İşte 1923'ten 1957'ye kadar geçen yaklaşık 30 senelik dönemde bu evler aslında sapasağlam kalmış. Buradan giderken işte Rumlar Türklere anahtarlarını teslim etmişler. İşte bizim evimize gözün gibi bak demişler, komşu demişler. Çünkü onlarla gerçekten hani iç içe yaşıyorlar. Beraber oturup kalkıyorlar. Beraber işte evlerine pişen yemekleri götürüp getiriyorlar. Onların Paskalya bayramlarında bizim çocuklarımız onlarla yumurta boyarken bizim şeker bayramlarımızda onların çocukları gelip bizim elimizi öpüp bizden harçlık alıyorlar, şeker alıyorlar. Aslında böyle bir barış içerisinde yaşayan halk burada. Ve İzmir'de Yunanlıların çıkması burada çok bir etki yaratmamış aslında. Çünkü buradaki insanların bir Yunan askeri görmesi söz konusu değil. Yunan askerini görmüyorlar. Dolayısıyla buradaki Rumların bir Yunan işgaline desteği çok da söz konusu değil. Belki manevi olarak içten içe sevinmiş olabilirler. Kuşkulanmış olabilirler. Sonumuz ne olacak diye düşünmüş olabilirler. Ama en nihayetinde burada Kayaköy'de evlerine Yunan bayrağı asma durumu pek görünmemiş. Dolayısıyla buradan giderken Türk komşularına, asırlarca beraber yaşamış oldukları komşularına evlerini emanet ederek gitmişler. Fakat 30 sene kadar sonra, 34 sene kadar sonra Fethiye'de büyük bir deprem oluyor. Depremin ardından yerle bir olan şehrin akabinde buraya insanlar gelmişler. Mecbur bir şekilde buradaki kapılardan, pencerelerden, bu boş kalan evlerdeki yararlanmışlar. O günkü dönemden sonra da yavaş yavaş işte biraz da hırsızlık faaliyetleriyle birlikte buralar yağmalanmış. Buradaki evlere hiçbir şey olmamış. Aslında buraları konuşurken bu Rum taş ustalarının mahirliğinden bahsetmek lazım. Maharetinden bahsetmek lazım. Bu evlerin hiçbirinin temeli yok. Temelsiz direkt taş örme evler bunlar. Fakat 57 depreminde Fethiye yerle bir olurken buradaki evler sapasağlam kalmış. Bu da bize gösteriyor ki aslında bu Rum taş işçileri bu konuda çok mahirleşmişler. Hatta biz taş ustalığını o günkü Rumlardan öğrenmişiz diyebiliriz. Hiçbiri birbirinin manzarasını kapatmıyor. Aynı Mardin evleri gibi hiçbiri birbirinin güneşini kesmiyor. Aşağı doğru uzayan evler. Bazıları tek katlı, bazıları iki katlı bu evlerin. Çok büyük evler değil, genelde mütevazi evler. Bir veya iki odalı evler. Öyle çok büyük, şaşalı evler burada yok. Genelde iki odalı,
Maksimum 3 odalı evleri burada görmekteyiz. Pencereye değer verilmiş. Büyük büyük pencereleri var. Güneşi içlerine almak istemişler. Burada toplamda 14 tane küçük şapel var. Kamera yaklaşır mı bilmem ama birazdan ben size yakınını da göstereceğim. Bakın şurada tepede küçük bayrağımız görünüyor. Bayrağın hemen dibinde küçük bir ev gibi bir şey görüyorsunuz tepede. O bir şapel, küçük kilise yani. Bizde nasıl caminin küçüğüne mescit diyorsak, Hristiyanlarda da kilisenin küçüğüne şapel deniyor. Burada iki tane büyük kilise, 14 tane şapel bulunuyor. Hemen hemen her evde su sarnıçları var. Mesela biz şu an bir su sarnıcının yanındayız. Bakın burası bir su sarnıcı. Bu da nasıl geliyor size şöyle yıkılmış halini göstereyim. Efendim burada duvar devam ediyor bakın. Yağmur suları buradan geliyor. Şurada oluk var. Olukla birlikte buradan geliyor. Bu duvar aslında burada yol yokken bu şekilde geliyor. Ve buradan dönerek gelin böyle. Buradan oluktan geçerek. Buradan oluktan geçerek. Buradan aşağıya inerek. Bu su sarnıçlarında toplanıyor ve insanlar su yoksunluğunda bu suları kullanıyorlar. Bir su depolama olayı aslında. Hemen hemen her evde gördüğümüz bir düzenek aslında bu su sarnıçları. Zamanında burada kız erkek eğitimi aynı yerde olmazmış. Farklı okullarda olurmuş. Size hemen kız ve erkek okulunu göstereyim. Tabii ki bunlar ilkokul düzeyinde. Bakın şurada dört pencereli bir büyük bir bina var görüyorsunuz. O dört pencereli bina kız okulu. Daha yukarıda bakın bayrağımız var. Türk bayrağımız orada sallanıyor. Hemen onun altında da bir bina var. Orası da erkek okulu. Kız ve erkek eğitimi burada ayrı yerlerde yapılıyormuş. İlkokul düzeyinde tabii dedim. Daha sonra okumak isteyenler buradan Rodos'a, Girit'e veya Atina'ya giderek eğitimlerini tamamlayıp tekrardan köylerine geri dönüyorlar ve buradaki kiliselerde veya okullarda eğitim vermeye devam ediyorlar. Buradaki insanlar neyle geçiniyorlar? Birazcık tarım var, çok yok. Birazcık tarım var. Genelde kadınlar el işçiliği yapıp çevre şehirlere satarlarmış. Halı dokumacılığı gibi, kilim dokumacılığı gibi düşünebilirsiniz. Erkekler de genelde taş işçiliğinde, inşaatta mahirleşmişler ve bu konuda çevre şehirlere gidip paralar kazanmışlar. Hadi birazcık bu güzel köyde yürüyüş yapalım. Kayaköy'de 14 tane küçük şapel, 2 tane büyük kilisenin olduğunu söylemiştim. O 2 büyük kiliseden bir tanesi hemen arkamda. Ne yazık ki buradaki 2 tane kilise de şu an restorasyon aşamasında olduğu için ziyarete açık değil. O yüzden içine girip bakamıyoruz. Ama zamanında Rumların, Rum bizim eski komşularımızın ibadet ettikleri yerler işte buralarmış. Buradaki kiliselerde ibadet ediyorlarmış. Şu an restorasyon sebebiyle kapalı. Bir de bakın. Önceden tabii arabalar yok. Arabalar olmadığı için insanlar yaya olarak ya da binek hayvanlarla yolculuk yaptıkları için bu şekilde dar yollardan giderlermiş. Buraya bir arabanın sığması mümkün değil ama eski Kayaköy yolları bu şekilde. Aslında buralardan yürürken insan duygulanıyor. Çünkü düşünseniz ya 100 sene öncesinde cıvıl cıvıl bir köy burası. Koşuşan çocuklar, şu köşelerde oturup dertleşen insanlar, belki işte yetiştirdiği ürünleri, domatesi, biberi satan teyzeler, Rum teyzeler falan. Burada oturuyorlarmış ama hepsi evini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış. Düşündüğünüzde aslında hiç de kolay bir durum değil. İnsan bu sokaklarda yürürken şöyle bir maziye dalıp hafif duygulanıyor. Hadi biraz daha gezelim. Kayaköy'ün tarihi sokaklarında yürürken, bu daracık sokaklarda yürürken bir yandan da ufak size tarihinden bahsedelim. Aslında bu Kayaköy'ün olduğu yerde eskiden Karmilassos diye bir antik kent varmış. Daha sonra Rumlar buraya işte Bizanslılar artık yerleşiyorlar. Helen halkı veya Grek dediğimiz o halk burada varlığını devam ettirirken zamanla buranın ismi Levissi oluyor. Ve 1900'lü yılların başlarına kadar bu şekilde devam ediyor Rum nüfus burada. Çok önemli bir yerdeyiz aslında. Tepenin hemen arkası Ölüdeniz. Diğer tarafı Gemiler Koyu. Yani buradaki insanlar deniz ticaretine de çok açıklar. Yani yetiştirdikleri ürünler varsa burada eğer bunları pazarlamak için
denize ulaşımları çok kolay. Buradan indiklerinde hemen aşağıda önemli bir korunak koy olan Gemiler Koyu bulunmakta. Burası açık bir deniz. Akdeniz olduğu için dalgalı havalarda insanların aslında sığındıkları bir koy haline gelmiş Gemiler Koyu. Oraya sığınan gemilere buradan gidip işte bir turizmcilik faaliyeti olarak düşünebilirsiniz. Ellerindeki zeytinyağları, sabunları, yiyecekleri, açmaları, börekleri ne geliyorsa aklınıza satmışlar. Bir turizmcilik yapmışlar aslında zamanında. Hemen bu tepenin arkası aslında. Yani yürüyerek buradan yaklaşık yarım saat 45 dakikada binek hayvan 15 dakikada gidebildikleri yerler. Şimdi bu sokakları çıkarken yavaş yavaş bakın bu evlerin hiçbirinin birbirinin manzarasını kapatmadığına şahit oluyorsunuz. Gerçekten insanları etkileyen yerlerden bir tanesi. Bu evler gerçekten özenerek, bözenerek yapılmış evler. Yıllar önce üniversitede bitirme tezlerimden bir tanesi nüfus mübadelesi üzerine yapmıştım. Anadolu'dan Yunanistan'a giden Rumlar hakkında bir araştırma yapmıştım ve mübadil dernekleriyle biraz görüşme şansı ve arşiv fotoğraflarına ulaşma şansım olmuştu. Bu insanlar yaşadıkları evlere çok kıymet veren insanlar. Yani biz rehberler falan hep anlatırız. Böyle Rum mimarisini öve öve anlatırız. Bunun sebebi yani gittiğimizde işte Bozcaada'ya gittiğimizde, Nevşehir'in Sinasos'una, Mustafa Paşa'sına gittiğimizde, işte Karaman'a gittiğimizde gibi veya İstanbul, Fener, Balat, Ayvansaray taraflarını gezerken ya da Kayaköy'e gelmişken işte Rum mimarisini abartı abartı anlatıyoruz. Sebebi bu insanlar gerçekten yaşadıkları yere çok önem, çok kıymet vermişler. Yaşadıkları yeri güzelleştirmişler. Değiştirmek için çok uğraşmışlar. Bizim mimarimiz biraz daha ahşapçıyız biz. Yani Safranbolu evlerine bakarsanız, Beypazar evlerine bakarsanız çok uzun ömürlü evler değil. Fakat bu evler bakın 300 senelik, 400 senelik evler defalarca deprem görmesine rağmen hala sapasağlam ayakta durmakta. Bu sebeple biz rehberler Rum mimarisine çok önem veriyoruz. Anlatımımın başında demiştim ya, buradan oraya 1 milyon 800 bin tane Rum, oradan buraya 500 bin tane Türk geliyor. Yani gidenler gelenlerden yaklaşık 4 kat daha fazla, 3,5 kat daha fazla. Dolayısıyla zaten halihazırda yeni kurulmuş olan bir devlet olan Yunanistan bu kadar gelen insana birden kucak açamamışlar. Aynı bizim Suriyelilere kıyı bölgelerine yaptığımız gibi pilot bölgeler oluşturmuşlar. Kamplar, konteyner kamplar yapmışlar. Ve onların konteynerlarda yaşamalarını sağlamışlar. Buradan giden Rumlar da zaten hiç yani Yunanistan falan bilen insanlar değildi ki. Yani asırlarca Osmanlı'nın tebaası olarak Anadolu'da yaşayan insanlardı. Ve gittiklerinde çok da hoş karşılanmamışlar aslında. Biraz gerilmişler, biraz böyle ötelenmişler. Sizler Anadolu'dan gelen işte insanlarsınız diye. Aslında Yunan topraklarında da çok kucaklanılan insanlar değil. Biz gelen her bir Türk'e burada ev verebilme şansımız olmuş. Bu arada gelen Türkler burada niye oturmamış? Çünkü çiftçi olarak gelen Türkler burada çok barınamamışlar. Daha başka çiftçilik yapabilecekleri yere gitmişler. O yüzden de boş kalmış. Fakat giden Rumlar çok sıkıntılar yaşamışlar ve o konteynerlara yerleşmek zorunda kalmışlar. Ama o Rumlar, yani bu muhabbeti nereye getireceğim? Şimdi bu konumuz Rumların yaşadıkları sıkıntılar değil ama konuyu şuraya getireceğim. O resimlere ulaştığımda, arşiv resimlerine ulaştığımda o Rumların o konteynerları bile boyayarak, süsleyerek, saksılarla, çiçeklerle, bezeyerek ne kadar güzel bir yer haline getirdiklerini gördüm. Dedim ki yani bu Rumlar, Anadolu'dan giden Rumlar yaşadıkları yere çok kıymet veren, çok özen gösteren, evlerini güzelleştirmek için olağanca çaba harcayan insanlarmış. Bu evlerde baca olmazsa olmaz. Biraz önce size ocaklıktan, bacadan bahsetmiştim. Bakın bir tane burada yuvarlak bir ocaklık var. Tabi önceden milangas falan olmadığı için insanlar ateş yakarak, odun yakarak, kömür yakarak hani yemeklerini pişiriyorlar. Bakın burada bir ocaklık görüyorsunuz. Bir tane burada var. Bir tane bakın şu karşı evde var. Bir tane de öbür evde de ocaklıkları görüyorsunuz. Yani burada her evde ocaklıklar var. İnsanlar hatta ta 100 sene kadar öncesine gitmenize gerek yok. Bir 30 sene öncesine kadar aşağı yukarı evler hala da hayatımıza tüpler tam anlamıyla girmemişken veya 40 sene öncesine kadar diyeyim ocaklıklar mevcutmuş evde. Son 40 senenin mevzusu aslında bu tüplü milangaz olayı. Önceden evde bu şekilde ocaklar bulunuyormuş.
Kayaköy'ün dar sokaklarını gezerken hemen burada önceden kalmış bir balkon görüyorsunuz. Bunların %99'unun balkonu yok artık. Bu daha sonradan inşa edilen ve restore edilen bir balkon. Önceden bu şekilde balkonları varmış evlerin. Ahşap olduğu için günümüze ulaşmamış. Ama önceden de böyle balkonlarının olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu daracık Kayaköy sokaklarında gezerken. Tarihi Kayaköy'ün dar sokaklarında gezerken hadi gelin bir eve misafir olalım. Bakalım o günün Kayaköy'de yaşayan bir evi nasılmış, işten bir görelim. Hadi buyurun. Evler toplamda 40-50 metrekare. 1 artı 1 ya da 2 artı 1. 2 artı 1 lüks yani burada, öyle söyleyeyim size. 1 artı 1 gibi düşünün. Bakın girdik. Bir kapı da orada var. O gün artık kapı olarak burayı mı kullanıyorlardı, orayı mı kullanıyorlardı emin değilim. Girildi. İnce uzun bir odacık ve köşede bir ocak. Büyük ihtimalle mutfak bölümünü burada kullanıyorlar. Çatıyı kapatmak için bakın şeyi görüyorsunuz. Çatıyı taşıma yerlerine sokulacak takozların yerlerini orada görüyorsunuz. Yine bakın burada bir kolon var. Yani bir oda, bir yatak odası burayı kullanıyorlar. Büyük ihtimalle giriş yeri burası. Girdiklerinde mutfak olarak burayı kullanıyorlar. Mütevazi bir ev. 1 artı 1 ev gibi düşünün. Önceden Kayaköy'ün insanları bu şekilde yaşıyorlarmış. Tabi ufak tefek bakın delikleri burada görüyorsunuz. Büyük ihtimalle o günün işte bir şeyler asmak için kullandıkları, aslında çivi çaktıkları yerler buralar. Tamamen güzel bir taş işçiliğini de şöyle yakından görebilirsiniz. Bu evler bunca senedir geçirilen depreme rağmen, yağmaya rağmen, aşınmaya rağmen, insanların hor kullanmasına rağmen hala sapasağlam ayakta durmaya devam ediyor. Efendim şu an Kayaköy'ü gezerken bakın evlerin hiçbirini birbirinin manzarasını kapatmıyor. Buradan bu manzarayı daha net görebiliyoruz. Ve şu an yine bir tane küçük şapelin önündeyiz. Gerçekten güzel bir şapel. Küçük, mütevazi, içerisi çok kalabalık insan alamaz. En fazla 50 kişi kadar insan alabilir. Ve bu şekilde küçük gruplar için yapılan bir ibadethane burası. Bakın burada sağda ve solda haç işaretlerini görüyorsunuz. Hristiyanlığın simgesi ve bir mermer kapı ağzından içeriye giriyoruz. Girdiğimizde yine bakın taş örmesini, üzerindeki kireci ve üzerine bunun kök boyalarla Hristiyanlığa ait resimler çiziyorlarmış. Resimler pek yok ama şurada hafif hafif kalıntıları var bakın. Renkleri görebiliyor musunuz? Yukarıda renkler var. Ve bakın şurada yuvarlak yuvarlak şeyler var, görüyor musunuz? Hristiyanlıkta insanların kafaları, suretleri bu şekilde harilerin içerisine alınır. Kutsaliyetlerini göstermek için. Bunlar büyük ihtimalle ki kim olduğunu şu an bilemiyoruz, resimler kalmadığı için günümüzde, ama bunlar büyük ihtimalle ki İsa'nın 12 havarisine ait resimlerdi. Burada bakın buraya doğru giden resimler ve yukarıdaki bir olay örgüsünü görüyoruz. Hatta ve hatta dikkatli bakınca daha net göreceğiz. Çarmıha gerilen bir Hazreti İsa'yı orada seçebilirsiniz yukarıda. Şimdi Kayaköy'ün dar sokağında yürüyoruz. Bayağı bir yorucu. Özellikle yaz aylarında buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok çok güzel. Şu an geldiğimiz yer buranın en büyük kilisesi olan kiliseye geldik. İkinci kilise, yukarı kilise diye de geçer. Buranın iki büyük kilisesinden bir tanesi. Burası da restorasyon amaçlı kapalı durumda. İçeriği ziyaret edemiyoruz.